Biraz geniş alalım arkadaşlar. Biraz geniş alalım. Özellikle seyirciler çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Çünkü bugünlerde zaten insanlık çıkıyor ortaya. Siz de gereğini yaptınız. Sağ olun. Size yürekten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Var sizler var olun. Bir bilgi verirseniz ilk günler nasıldı? Nasıl kalabalık? İlk günler çok kalabalıktı. Aşağı derecede saat 10 gibi falan. İkinci depremden sonra zaten daha fazla bir yoğunlaşma oldu. Evet. Ama Malatya şu anda yarı yarıya boşaltıldı. Evet, evet. Herkes bugün mesela yaklaşık olarak saat 8.30-9 gibi iki aracı kalktı, iki otobüs kalktı. Evet. 80-90 kişiye yakın. Öğleden sonra da yine aynı şekil. 11'de de yine aynı şekil Balıkesir'e bir aracı kalkıyor. 46 evet. kişilik. Malatya'nın yani şu anda yarısından çoğu gittiği gibi bir de buranın önceki doluluğu şu anda yok. Tabii evet. Öyle olsun söyleyeyim. Ama başlangıçta sizin burayı açmanız kadar insani bir duygu olmaz yani. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani vicdan, vicdan meselesi. Evet, vicdan. Buradan gidenler de ağırlık bizim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız evet, burada. Başkanım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Buradan gidenlere orada zaten her türlü imkan sağlanıyor evet. bir şekliyle. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Allah sizden de razı olsun başkanım. Hepimiz efendim Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Dayanışma içinde inşallah bütün sorunların tamamını aşacağız. El ele inşallah. Sizlerin inşallah bu iyi niyetli davranışlarınız olduğu sürece Türkiye her zaman bütün yaralarını sarar. Sağ olun. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Aman estağfurullah. 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 Başım sağ. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ne mi gidiyoruz ya? Madeniz kardeşim düşerdeyiz. Biz çocuklar evet. Gelen yardımlar yetişmiyor. Evet. Suriyeliler böyle iteydi. Dede sıralardan sıraya giremiyoruz ya. Evet. Kendi olan aklımızı alamıyoruz. Evet. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmalıyor. Beş tane çocuk böyle apacık evet. dışarıdayız. Türk aileleri, iki Türk ailesi oradayız. Çadır verilmedi bize. Beş çadır geldi Suriyelilere verildi. Evet. Neymiş efendim biz 15 kişiyiz. Ya siz 15 kişiyiz. Bizim suçumuz ne yani 4-5 kişiyiz. Evet. Bizim bundan suçumuz ne? Dışarıda kalmak mı? Yani evler çöktü çöktü. Yan dönmüş. Evet. İçeri giremiyoruz, bir şey alamıyoruz. Evet. Yani gelen yardımları adım da tıkılmıyor. Evet, evet. Açıktayız, açıktayız. Böyle bir şey yoktur ya. Ya şey yapmayın, üzülme. Ya, açıkta kalmazsınız. Bakın milletvekili arkadaşlarımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımız burada. Size yardıma geldik. Gerçekten yani büyük bir acı çektiniz. Büyük bir acı çektiniz. Onun farkındayız zaten. Allah sabır versin. Ölenlere Allah rahmet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, evet, evet. Evet, 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 evet. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır. Çocukların ne ihtiyacı varsa arkadaşlarımız hepsini hepsini. Tamam hepsini hepsini karşılarız. Hepsini. Mesut böyle geniş alalım. Aman estağfurullah. Biraz geniş alalım. Sen bir sen de gir Doğan. Benim hoş geldin. Sağ olsun Doğan. Başkanım ayaklarınızdan sağlık. Şeref verdiniz. Yemek falan kendilerinizden çok teşekkür ederim. Kardeşim o tam değil. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Şeref verdiniz. Sağ olun. Evinde ağırlar gibi ağırlığı gelir başkanım. Halk bizim öyle, öyle. Üzerimize ne düşerse sayenizde öyle, Allah razı olsun. Zor günlerde dayanışmak gerekiyor zaten. Siz de onu yaptınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür şeref ederim. Şeref ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağ olun. Ünlü düşmanınız. Sağ olun. Mağduruz. Çok mağduruz. Çadırlarımız yok. İkinecek bölgeye çeşitli. Çadır yok burada. Hijyen yok. Her İç çamaşırı yok. Tabii. O gün bugün daha devlette. İç çamaşırlarımız da yok orada yani. Yok. Böyle belediye başkanlarımız. Ama çadır yok. Burada 50 kişi kalıyoruz bir arada. Evet. Yani çadır da uğraşıyoruz. Çadır da bulmak istiyoruz. Çadır. Öncelikle çadır. Çadır olması lazım. Çadır evet. istiyoruz. Çok uzak da değil. Ha beyler deriz ne bir müstakil evet. babamız gibi evleri var. Evet. evet. 50-60 tane. Hı. Ama iç çamaşıra ihtiyacımız var. Tuvalet kağıdı, peçete. Tamam. Hallederiz, hallederiz. Onları bugün hallederiz. Ben bugün hallederim. İkizce köyü ama İkizce. Biliyoruz. Tamam. Çadır gelsin lütfen çadır. Var var. Çadır gelsin. Var var. Var başkanım var her şeyi. Çadır gelsin lütfen. Hayır başkanım bir şey söyleyeyim. Tabii. Şimdi televizyonda sürekli sizi dinliyorum ya. Diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Çok büyük bir devlet. Hakikaten inanıyoruz. Yani halk olarak inanıyoruz.
Ama bu depremde şunu gördüm. Baktım ki Türk milleti gerçekten çok fedakar, çok büyük bir millet. Ama bizim devlet olarak da sıfır. Yani hükümet devlet olarak artık ne diyorsunuz onu bilmiyorum. Sıfır. Biz iki gün boyunca burada sokaklarda, arabalarda ya bir tane belediyenin veya resmi bir arabanın böyle üzerinde bir resmi bir araç görsen aman devletin burada yanında, hükümetin burada diyorsun ya. Yok öyle bir şey. İki gün boyunca az susuz, yan çocuğum var. Bir bardak su bulamadım iki gün o çocuğa içirelim. Karı eritip arabanın içinde kaloriferde karı eritip verdim ya. Bu nasıl bir iş? Bu dışarıdaki sivil kuruluşlarda gelen yardımlar olmasaydı şu anda Malatya'da 50 bin kişi açlıktan ölürdü ya. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir devlet? Nasıl bir hükümet ya? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl büyük bir devletmiş? Biz nasıl büyük bir devletmişik ya? Böyle bir şey yok. Demek bizim halkımız gerçekten birbirine kenetlendi ki yardımlar geldi de ki biz nefes aldık. Mansur Başkan ekmek gönderdi. Yani bütün ben kamyonlarla ekmek gönderdi. İlk yardım oradan da oldu. Biliyorum. Evet. Allah razı olsun. Herkes yardım. Ama başka da bir şey göremedik. Devlet bizim köy şurada. 5 kilometre bir tane devletin adamı gelip bir gün sormadı. Demedi ki ya burada ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, var mı bir sıkıntınız? Gel 2 dakika köyün içine bir gez çık ya. Sen orada tutmayacaksın. Sen bize hizmet edecek değilsin. Bir sorunlarını dinle git ya. Bir görün en azından. Yine de bilin gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. İnşallah bu yaraları kısa süre içerisinde sarar. İnşallah. Evet, hep beraber bunun mücadelesini i̇nşallah. Vereceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok mu inşallah. İnşallah. Çizim var mıydı? Bayağı çok çizim. Selam veriyorum. Böyle bir İkincisinde yıkıldı, o bayağı. Geçmiş olsun. Değil mi? Annesi görsün seni, annesi. Annesi neredesin? Gel ben çekeyim. Siz de alalım şöyle, ben çekeyim. Siz de geçin. Oyuncu. Tamam. Evet. Yalnız yıldız olmaya niyetli. Bu tabii daha depremin farkında değil tabii bu. Evet. Allah bağışlasın efendim. Allah geçmiş olsun. Sen nasılsın? Ne kadar? Kaça gidiyordun? 11 aylık. Evet. Yeni yürümeye başlayacağım. Tamam, buraya götüreceğim. Evet, çok tamam. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Kendimizi koyacak bir yerimiz olsun, sıcak bir yerimiz olsun. Çocuklarımız da dışarıda mağdur durumdayız. Yine orası bir çocuğumuz ve ben Konya'dan buraya gelmişim, götürmeye çalışıyorum, gidemiyorum. Ulaşım yolu yok, yardım yok. Evet. Gidemiyoruz bir türlü. Ulaşım yolu yok. Konya'ya dönmek istiyoruz, bir türlü gidemiyoruz. Onu sağlarız. Evet. Araç kaldırıyoruz. Araç kaldırıyor musunuz? Ben de zannediyorum. Yolun sahibi Murat Bey'i söyleyeceğim, siz de size. Evet. Yani ne olursa bize bir isim neydi? Orhan. Tamam. Olur. Bravo, hoş geldiniz başkanım. Nasılsın, iyisiniz? Hamdolsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Güzel yardımcı olun inşallah. İnşallah, inşallah. Allah güzel olmasın. Sağ olun. Sağ olun. Abi, açmamız lazım. Ne güzel bir tane üstü. Şöyle az açmamız lazım arkadaşlar. Şöyle açsanız abi. Şöyle açsanız abi. Şuna bayağı. Şuna bayağı. Beklemeyin kardeşim. Beklemeyin kardeşim. Yapacağız ya. Çok tatlı insanlar. Evet. İngiliz tamam ya. Tamam var mı? Hayır.
Biraz geniş derseniz arkadaşlar. Zor. Dört şey galiba değil mi? Dört bina mı? Burası dört bloktu. İlk çöken bloktular. Evet. O birinci şeyde çöktüğü için öbürleri kurtuldular. Üç blok, birinci de yıkılmadı. İkincisi de yıkıldı. Onun için dışarı attılar. Bizim blok çok ağır. O ilkinde. Bir de öbürleri bunun üstüne yıkıldı. Yandaki şey oldu. Dört blok. Dinamiği çok bozdu. Evet. Ya burası zaman zaman Malatya yapıldığı zaman Malatya'nın en güzel, en böyle prestijli sesiydi. Bir depremi biliyor, bir depremi üç blok çöktü efendim. Teşekkürler başkanım, sizi sormalı. Hoş geldin başkanım, nasılsınız? İyiyim, hamdolsun, sağ olun. Allah'a emanet olun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başkanım, şey ekler miydi? Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Çocuk verdiler. Hoş geldin. Sen bekle. Abi nasılsınız, iyi misiniz? Gel, gel şöyle baba. Geçmiş olsun. Sağ olun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İlhan, bizim belediye bak. Ayaklarım çok sağ olun. Geçmiş olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne bakalım Asmin? Asmin ne istiyorsun? Asmin. Asmin ne istiyorsun? Bot. Bot. Bot istiyorsun. Ablasına da istiyorsun. Öyle mi? Botun rengi nasıl olsun? Rengi nasıl olsun botun? Bilmiyorsun. Peki. Biz öğrenin hangi renk bot istiyorsa. Lütfen konteyner mi, Republic mi, evlerimiz yıkıldı. Evet. Yani bir şekilde bir yere yerleşmemiz lazım. Öyle. Bu şekilde olmaz çocuklarımız. Evet. Biz yani yıllardır yaptığımız birikimler bir dakika içinde bitti. Evet. Bizi bir yere yerleştirmeniz lazım. Yani ben memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Yok, bize yardımcı olun. Tamam. Lütfen. Tamam. Elimizden geleni yapacağız. Konteyner kampanyası yapılıyor inşallah. Tamam. İnşallah. Hoş geldiniz dostum. Size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de destek veriyorsunuz. Sağ olun. Sağ olsun, beni bir yatak istedik. Hemen yolladı. İnsanlar perişandı. Hala eksiklerimiz var. Tüm Malatya'nın eksiği var. Var. Yine çok şükür. Yerimiz sıcak. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Aman estağfurullah. Tamam. Veli Başkan buradayım, nerede? Buradayım. Talebi var, karşılayalım. Tamam. Ne istiyorsunuz? 65 ötman. Olsun sana. Tamam. 65 ötman. Şey, Candan. Emine. Tamam efendim, biz halledeceğiz. Bugün halledecekler. Tamam. Tamam. Peki. Hadi arkadaşlar, müsaade. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Gel sayın böyle kenara kapatalım.
Hoş geldiniz başkanım. Tamam. Biz ailemiz mağduruz. Hepimiz mağduruz şu an. Hoş geldiniz başkanım. Onun farkındayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben farkındayım zaten. Başımız sağ olsun efendim. Başımız sağ olsun. Hoş geldin Nur. Nerenizi aldın efendim? Müsaade eder misin? Geçmiş olsun. Ama seni başımızda görmek bize güç verdi. Geçmiş olsun. Ayaklarınızın sağlık bu kadar. Geçmiş olsun. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Ve özellikle sizin aracınızla Sayın Cumhurbaşkanıma bir mesaj yollamak istiyorum. Biz şu anda herkesin evleri ayrıydı, her şeyleri vardı. Kürdü, Türkü, Efesi, Alevisi, Sünnüsü. Şu anda biz hepimiz aynı çatı altındayız. Bundan sonra Diyarbakır'a gidersem Kürdüm, Ege'ye gidersem Efe'yim, Konya'ya gidersem Mevlana'yım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tek şunu iletmenizi istiyorum. Benim eşim 41 yıllık devlete hizmet etmiş bir öğretmen. Eşime dedim ki gidelim, biz de gidelim. Bana şunu söyledi, Gönül dedi, 41 yıldan sonra ev sahibi olmuşum. Ben bunu Suriyeli talan etsin diye mi gideyim? Ben bu halimle, ameliyatlı halimle Suriyelilerin evimizi talan etmemesi için buradayız. Şunu söylüyorum Cumhurbaşkanım, eğer onları çok seviyorsa lütfen Sayın Esad'la görüşsün, bizi de Suriye'ye sevk etsinler ya. Başka çıkar yolu yok. Madem o Suriyelileri çok seviyor, Esad neden buradaki Suriyelilere yardım etmiyor? Ne yapalım yani? Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletin. Ha kaç dönemde eşim de, şunu da söyleyeyim, sizi çağırdım ama kesinlikle şunu da bilsinler. Benim eşim Eğitim Birsel üyesi. Bak bunu özellikle bildiriyorum. Eşim benim Eğitim Birsel üyesi. Eşim Sündü, ben Alevi'yim. Aynı ama aynı çatı altında yıllarca kavga etmeden. Şunu söylüyorum, Van'a giderim Kürt olurum. Konya'ya giderim Mevlana olurum. Bizi ayırmasınlar. Bak bugün bu çatı altındayız hepimiz. Hepimiz bu çatı altındayız. O partilisi bu partilisi değil. Benim yanımda bundan sonra kimi görüyorsam, kim bana destek vermişse benim gözümün bebeği odur. Sayın Veli Ağbaba'yı, ha buradaymış, size çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca buradaki elemanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunu iletmenizi istiyorum. Tabii. Lütfen biz onların üvey evlatlarıysak bizi Suriye'ye yollasın. Onları da buraya geçe yapsın. Esad kabul etsin bizi ya. Teşekkür ediyorum. Aynen. Eşim evi bekliyor. Evi bekliyor dışarıda. Suriyeliler talan etmesin diye. Elinizi üstümüzden eksik etmeyin. İnşallah, size ihtiyacımız var. İnşallah. Rabbim yaradılar size uzun ömürler versin. Amin. İnşallah sizi iyi yerlerde görmek istiyorum. Merhaba kardeşim. Şu an burada balgam durumu var 2 gündür. Yani bu şeyle olacak bir şey değil, battaniyeyle olacak bir şey değil. İşte 5 tane de yapsalar insanlar titriye titriye burada yaşamaya çalışıyorlar. Doğalgaz da gelmiyor, ısıtıcıların hepsi doğalgazlı. Kalanlar da hani kullandıklarımızda bir tane fazla taktığımız zaman şartel attırıyor. Bu yüzden buradaki insanlara şu anda ısıtıcı kapsamında bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bu da bir kaçak olduğu düşünülüyor. Kaçak mı? Yani o yüzden. Kaç gündür deprem oldu? Biz burada her şeyimizi nereye oturuyoruz? 2 gün azıdır. Onda bir şey yapmıyorum. Ama bu 2-3 gündür de yaşlılar var, engelliler var, çocuklar var. Donuyoruz. Oranın camları kırık. Gelin göstereyim eğer yalan söylüyorsan. Gelin bak doğalgazı, ama doğalgazı bir halledin.
ısıtıcı getirdiler bak, yalan söyleyemem. Evet. Ama tesir etmiyor. Malatya genelinde doğalgaz problemi. Yani bak tesir etmiyor, getirdiler. Patlama şeyi varmış. Her tarafa verdiler. Bir şey onu bir halledin. Siz de rica ediyorum. Tamam. Hani kendim için değil. Herkes elinden geçti. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz başkanım. Aras'a geldiniz. Maske yapmayalım. Özellikle kadınların ihtiyaçları çok oluyor. İhtiyaçları çok fazla. Hijyenik ihtiyaçları. Hijyen, evet. Karşılanıyor değil mi? Onları karşılıyoruz. Güzel, birkaç yerde ifade edildi. Tamam. Onu tahmin ettiğimiz için geldik. Tamam. Onları karşılıyoruz. Tamam. Üç başkanımız da sağ olsun destekleriyle. Tamam. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun. Sağ olasın başkanım.